Teyemmüm, burada Mevlam buyuruyor, sa'iden, yeryüzünde, toprak üzerinde. Hanefi'de Ebu Yusuf Hazretleri'ne göre, nedir? Üç mezhebe göre de, biraz da Şah mezhebine göre, diğerine biraz daha farklı oluyor. Yalnız toprak cinsinden teyemmüm olur. Demek ki bir Müslüman kardeşimiz, eğer Şah mezhebinde ise, o ne yapacak? Ancak ya toprak cinsiyle, toprak ile teyemmüm yapabilecek. Hanefi'de toprak cinsi deyince, toprak cinsi, taş da toprak cinsine giriyor, kum da giriyor, çakıl da giriyor, mermer de giriyor, hepsi buna giriyor Hanefi'de muhteremler. Hatta toprak cinsi olup da pişmiş olsa, yani tuğla kiremit de Hanefi'de caiz oluyor. Demek ki Hanefi olan kişi ne yapabilir? Yalnız üzeri düz olacak. Mesela yuvarlak falan taş olursa olmaz da düz olacak. Kiremit de tabi üzeri böyle düz değil kiremit de. Mesela tuğla daha uygun, daha düz olur böylece. Yalnız dört mezhebe göre de uygun olması için en iyisi gene toprak materyaller. Mesela sıvı bir küçük bir tepsiye, şöyle iki yer sığacak kadar bir sıvı bir tepsi, yani derin olmayan bir şeye içine böyle temiz toprak konulsa durur böyle. Toprak yeter bir defa aldırın. Toprak değişmeye gerek mi toprağa böyle? Yani su gibi değişmiyor. Aynı toprakla 10 sene temiz etsin. Zarar muhteremler. En eftali topraktır genelde. Şey. Ama toprağı yok değil mi böyle? Düz taş da olur, tuva da olur, kiremit de olur, mermer de olur, orada olur, olur böylece. Hatta kişi evinde, bir insanın evi kireçle badana yapılmışsa, kişi yattığı yerden, duvardan temiz yapabilir. Ama duvarlara yağlı boyası oradan yapamaz. Çünkü boya toprak cinsi değil böyle. Ama kireç da taştan oluyor, o toprak cinsi oluyor böylece. Nasıl olacak teyemmüm, onu söyleyeceğim inşallah. Şimdi bir kişi, diyelim ki muhteremler, bir eli kesilmiş, tek eli var. Ya iki eli kesilmiş kişinin böylece. Bu ne yapacak şimdi bunu? Önce inşallah teyemmüm tarif edeyim de, o zaman bu konuda anlaşılır. Şimdi teyemmümde önce iki el kol sıvanacak. Abdest gibi. Yani dirseğe geçecek. İki kol sıvanacak. Parmağında yüzük varsa onu çıkarması gerekiyor teyemmümde. Çünkü abdestte bol su altında su geçer ama teyemmümde olmaz tabii. Yüzünü çıkarır parmağından. Ondan sonra gözü varsa gözünü çıkarır. Teyemmümde niyet şart, yani farz teyemmümde. Abdesti güzde sünnettir Hanefi'de. Ama teyemmümde, dört mezhepte niyet farzdır teyemmümde. Niyet ettim ya Rabbi, namaz kılmak için teyemmüm yapmaya. Bir insan cünüp de olsa, mesela olabilir muhteremler, hastanede bir genç hastadır, hastaneye yatıyor, ameliyat olmuştur, ağır hastalığı kendisi, İtiram olmuş olur kişi böyle şey. Cünüp oldu. Bu da ne yapacak? Bu da teyemmüm yapar. Gerek namaz abdesti için olsun, cünüp için olsun, teyemmüm fark etmiyor. Aynı teyemmüm oluyor. Aynı oluyor böyle. Niyeti değişiyor böyle. O kadar. Bu kişi ne yapar? İşte önce iki elini toprağa bir koyar böyle. Tabii tuğ olabiliyor, taş olabiliyor. İçine elini koyar, hafif ileri geri yapar böyle. Rahatsız olması için. Elini kaldırır. Eğer toprak türü bir şey yapmışsa, elle bir şey yapmış olabilir derken bir defa silker. Yüzüne çizmesi yüzünü derken böyle. Ondan sonra iki eliyle yüzünü yıkar gibi su bazlar. Yukarıdan başlar. Göz çukurlarını, bu kulak aralarını, bıyıklar şeyleri daha çeneye kadar her tarafını bir defa. Ama bir hem ve olmaz bu şekilde. Yani güzel bir olması ki iki elini gerekiyor böylece. Ondan sonra iki elini tekrar o toprağa veyahut da o tuğlaya, taş üzerine koyar iki elini. Gelin silker bunları. Ondan sonra burası ince biraz şimdi. Sol elinin dört parmağıyla. Baş parmak karışmıyor. O ayrı kalıyor. Sol elinin dört parmağıyla
Ama burası karışmıyor. Avuçta duruyor böyle. Yalnız sol elinin dört parmağıyla, parmaklarıyla sağ elinin dışından başlar. Parmak ucundan başlar sağ elinin. Sol elinin dört parmağını ne yapıyor? Sağ elinin üst tarafından parmak ucundan başlıyor böyle. Sıvazlama böyle. Birden değil ama böyle. Böyle yavaş yavaş gelir. Gelir. Dirseğe geçti mi elini döner. Bu defa avucun içi gelir bu tarafına. Avucuna gelir. Buraya geldi mi baş parmak dokunmamıştı. Baş parmağına da sol elini sağ elin baş parmağının dışına çıkar böylece. Ondan sonra ne yapar? Sağ eline tekrar vurmadan. Bunu vurmuştu önceden beri. Tekrar vurmadan. Bu defa sağ elinin dört parmağıyla yine baş parmak dokunmaz. Sağ elinin dört parmağıyla bu defa sol elinin parmak ucundan üstünden yine başlar parmaklara böyle. Böyle yavaş 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 geldi. Dirseği geçti mi döner avuçluyor bu defa. Buraya geldi mi de ne yapar? Sağ elinin baş parmağının içiyle sol elinin baş parmağının dışından da bitirir. Oldu diye baktıralım işte. Yani cünümse de bunda yeterli oluyor. Namaz içinde bu yeterli olmuş oluyor. Namazı yeni kişi kılacak. Namazı bırakmayacak. Az evvel demiştim. Bir insanın bir eli Allah korusun kesilmiş. Ya da alçıda baştan başa kolu. Olur Allah korusun kaza olmuş. Kolu baştan başa alçıda. Belki ki sağ kolu diyelim örnek olarak. Bu kişi ne yapar? Bu da teyemmüm niyetiyle sol elini toprağa, toprağın üstüne böyle vurur. Sol elini vurur. Sol eline yüzünü bir yıkar gibi yapar. Baştan başa sıvazlar. Tekrar sol elini vurur. Tekrar sol elini vurur. Sağ elini bir mesleder üzerinden böyle. Mesleder. Ondan sonra ne yapar? Sol elini orada gezdirir böylece. Hatta mesleğimiz olabiliyor. Olabiliyor böylece. Mesleğimiz olabiliyor. Daha kesilmesi bir defa vurur yüzünü. İkincisinde bu elini böyle içini dışını dokundurmuyor. Eğer bir insan iki eli de olmasa bir eli kesilmiş Allah korusun. İki eli arızalı, sakatlanmış, ağaçta şununla ikili de tek bir yüzü var. Bu kişi ne yapar? Bu da teyemmüm niyetiyle niyet eder. Yalnız yüzünü böyle eğer duvar keş duvarsa duvara da yapabilir. Duvar yalvarsa tabii olmaz. Böyle toprak cinsine yalnız yüzünü her tarafı sıvazlar oldu aptamız derler. Yani cünüp de olsa bunu yapar. Tek yüzünü sürer. Abdest için bunu sürer. Namazı yine bırakmamak derler.